Başladık. Hı hı. Evet arkadaşlar, bugün depresyonu konuşuyoruz. Depresyon nedir? Fikri olan var mı? Artık 5 kişi. Evet. 55 kişiyiz. Depresyon deyince benim aklıma bıtkınlık geliyor her şeyden. Umutsuz, çöp görünüyor. Aynen. Hiçbir şey yapmaya enerji bulamamak. Şey, bitkisel hayat gibi bir şey geliyor. Vallahi ben de hissediyorum. Depresyonda hani bildiğimiz sadece depresi olmuş duygular olarak düşünüyorum. Depresyon da kendi içinde çok enteresan bölümleri var. Yani tek kutuplu, iki kutuplu ya da sadece maninin olduğu, siz baktığınız zaman dışarıdan insanı çok eğlenceli, çok hareketli görürsünüz ama aslında depresyondadır. İnanılmaz enerjisi vardır. Çünkü ama ona aslında vücut tepki vermiştir, girmemek için. Depresyon neden oluşur? Bunların hepsiyle ilgili konuşuyoruz şimdi. Latince kökü depresustur. Aşağı doğru bastırmak, çekmek, bitkin, gamlı, kederli olmak anlamına gelir. Çökkünlük olarak ifade edilir. Dünyanın ruhsal anlamda aslında sıralamaya baktığınız zaman şu anda ilk 5'te 6'da olmasına rağmen çok ilerleyen zamanlarda depresyon maalesef top 10'da, işte ilk 2'de 3'te olacak bir ruhsal bozukluktur. Hem dünyada hem önemli toplum sağlığı sorunu konumunda sağlığın dünya içinde en çok tehdit eden sorunların başında gelmekte. Yüksek yaygınlık dışında tanı güçlükleri içermesi, kronikleşme riskinin ve intihar davranışlılığının artması, yarattığı yeti, yetimli ve ekonomik sonuçlar depresyonun önemini giderek artırıyor. Yani ilerleyen zamanlarda çok fazla depresyonun artış göstermesinin sebeplerinden biri yalnızlaşma. Bulunduğumuz o izole edilmiş alanın dışına çıkmama isteği. İnternet ortamında ya da sosyal medya veya buna ne dersek diyelim, ulaşımın sadece ekranla sınırlı olduğu bir iletişim düzeyine geçiyoruz. İlişkilere baktığımız zaman bile insanlar birbirleriyle buluşmak yerine internet üzerinden yazışıyorlar, internet üzerinden sohbet ediyorlar, dışarıda çay kahve içmeyi, muhabbet etmeyi yeğlemiyorlar, tercihler hep buranın üzerinden ilerliyor. Yani alan ne kadar kısıtlı olursa sorunları görmemiz o kadar fazla olacaktır. Yani aslında şey de var mesela, burada oksitosinle alakalı işler de var. Yani oksitosin olarak şimdi onun beyin yapısıyla ilgili dopaminle, norepinefrinle, serotoninle çok bağlantılı. Vakalarının en az yarısı tanı konamadığından dolayı tedavi edilemez depresyon vakalarının. Depresyonun şiddeti artabilir, intihar ile sonuçlanabilir. Yani etrafımızda intihar eden insanların çoğunluğuna baktığımız zaman depresyonda olan insanlardır. Özellikle ergenlik döneminde intihar olayları ve yaşlılık döneminde, yaşa bağlı dönemde depresyondaki intihar oranları çok daha yüksektir. Dünya Sağlık Örgütü depresyon yaygınlığının yetişkin nüfusta %5 civarında olduğunu belirtmiştir. Bu oran dünyada yaklaşık 350 milyon kişiye denk gelir. Bence daha fazladır. Daha fazla bu hani yapılan araştırmalar böyle ama hani... Belki moral bozulması diye. Evet evet, biz şeyden de IQ'dan da bahsettik ya, Türkiye'nin işte IQ sınırı neye göre? Düşüyor zaten. Bir şey. Ha, onunla da alakalı aslında. Bence yani. Çok bağlantılı. Çünkü depresyonda IQ düşüyor direkt otomatikman. Hastalık yükü olarak 1990'da yapılan bir araştırmaya göre birinci sırada az solunum yolu enfeksiyonları, ikinci sırada AIDS, üçüncü sırada doğum sonrası hastalıklar, dört ishalle seyreden hastalıklar, özellikle Afrika ülkelerinde, beşinci sırada majör depresyon arkadaşlar. Yani 1990 yılında yapılan. Majör depresyon. Depresyon yani, yani majör depresyonda hem maninin, ataklarının olduğu, mani dediğimiz çok böyle canlılığın olduğu ve depresif duyguların olduğu, iki duygulunun bir arada olduğu. O bipolar olmuyor mu aslında? Bipolar. Tabii tabii. Ama bipolar da diğer tarafı majör oluyor yani. Ya şimdi majör depresyon aslında bipolar. Öyle baktığımız mi? Zaman. Hani biz depresyon olarak ama baktığımız zaman... Ama sadece depresif ağır olan yaklaşıyor. Olabiliyor tabii. Olabiliyor. Mesela Churchill. Sadece depresif olabiliyor. Distim evet, sadece gibi. Biz, veya... Jim Carrey mesela. Aynı şekilde. Mesela. Çok çok enteresan. Şimdi depresyon çeşitlerine baktığımız zaman etrafında olan insanlardan da o fikir sahibi olabilirsiniz. Bakın 2020'de yapılacak araştırmada öngörülen hastalık yükü de birinci iskemik kalp hastalıkları, ikinci sırada depresyon var. Bu iskemik ne demekti? Kalbe bağlı. Kalp hastalıkları. Trafik kazaları. Kardiyovasküler, serebrovasküler hastalıklar ve KOAH olarak görülüyor. Depresyonla iş anlamlı tanımlar, durumlar
moral bozukluğu, keyifsizlik, isteksizlik, iş sıkıntısı, üzüntü, ağlama hali. Bu duygu durum bozukluklarının şu alt grupları var arkadaşlar. Yani majör depresif bozukluk. Orada ayırmış ama. Tabii majörle bipolar'ı ayırmış mesela. Şimdi bipolar, majörde ne oluyor, bipolardaki durumu ne oluyor? Bunların hepsi kendi içinde çok... Biri uzun süreli seyreden ve ömür boyu devam eden, biri geçici olarak. Kronik. Kronikleşen ve kronikleşmeyen olarak düşünebiliriz. Distimik bozukluk, bipolar bozukluktaki depresyon, tıbbi duruma bağlı depresyon. Yani bir hastanede ameliyat olduktan sonraki süreçte de depresyon gelişebiliyor. Depresyonla uyum bozukluğu, başka türlü adlandırılamayan depresyon. Yani bütün veriler var elimizde ama nedeni belli olmayan, bu tane sistemik olarak bir biyolojik sorunla da bağlantılı olabiliyor. Minör depresif bozukluk, hani majör dediğimiz biraz daha şiddetli yüklü, minör biraz daha düşük. Yineleyici kısa depresif bozukluk. Unipolar ve çift kutuplu bipolar depresyon. Unipolar depresyonda kişi depresyonun tekrarlayan ataklarından muzdariptir. Kişi depresyondan çıktıktan sonra normal duyguların durumuna devam ediyor. Tek kutuplu depresyonda. Bipolarda ise mani ve depresyon periyotları birbirini izler. Yani birkaç hafta çok ciddi manide. Mani bittikten sonra birkaç hafta çok ciddi depresyonda. Depresyon bitiyor, tekrar o çok günlük bıkkınlık halinin yerini olağanüstü neşe. Evet, çok ciddi para harcama isteği, çok ciddi risk alma isteği. Manyak buradan mı geliyor? Evet. Manyak. Yani aslında... Fight Club'ı izlediysen, oradaki olay işte. Evet. Dünyayı umursamayan bir ruh halidir. Bu hastalık bipolar bozukluk olarak da adlandırılır. Bipolar depresyon, yani mani ve depresyon bir arada oldu. Depresif atak tanı kriterleri de dünya... Sizin birazcık gitme imkanınız var mı? Of! Bunu şu an... Şu kenarda böyle bir gitmeyi biliyor musunuz? Evet. Depresif atak tanı kriterleri DSM. DSM yani psikiyatrik rahatsızlıklar tanı kriterlerinde aşağıdakilerden en az 5 tanesi 2 hafta süreyle mevcut ise daha önceki işlevsellik değişiminin olmaması, semptomlardan en az birinin depresif duygu durumu ya da ilgi veya istek kaybını kapsaması gerektirir diyor. 1- çökkün duygu durum. 2- normal etkinliklere karşı belirgin bir biçimde azalmış ilgi. İştah kaybı ve artması. Uyku veya hiç uyuyamama, yani insomnia ve hipersomnia dediğimiz durum. Yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı, değersizlik veya aşırı ya da uygunsuz suçluluk duyguları, düşünme, konsantre olma yeteneğinde azalma veya kararsızlık, tekrarlayan ölüm düşünceleri, intihar girişimi ya da planları. Bunlardan 5 tanesi varsa değerlendirme yapılabiliyor. Tabii depresyonda tanıyı koymak için de sadece bu değerlendirmeler yeterli değil. Kişinin biyolojik olarak doğuştan itibaren ailede böyle bir hikayenin olup olmaması her zaman bizim için çok önemli. Depresyonda semptomlar mix epizod kriterlerini karşılamaz. Toplumsal, mesleki veya diğer önemli alanlarda işlevsellik bozulmuştur. Madde kullanımına bağlı değildir. Yas reaksiyonuyla açıklanmaz. Yani bazen yasla depresyonun karıştı olur. Yaz sürecinden sonra kişi depresyonda olduğunu zanneder ama aslında orada bir yaz süreci vardır. O depresif durum yoktur. O yaz sürecinin tamamlanması gerekir. Manik atak dediğimiz en az bir hafta süreyle anormal ve sürekli bir şekilde yükselmiş duygu durumundan bahseder. Tabii buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Mani durumunda abartılı yükselmiş benlik değer duygusu ya da grandiyoze yani büyüklük hissi. Uyku gereksinimde azalma, çok az uykuyla yani günde 1-2 saat uykuyla devam eder. Kalan işte 20 saati çok eğlenceli, çok keyifli, çok riskli şekilde geçirebilir. Her zamankinden daha konuşkan olma ya da basınçlı konuşma. Düşünce uçuşması ya da düşüncelerin çok hızlandığını hissetme. O düşünce uçuşmaları şizofrenide de olabiliyor. Depresyonda da şizofreninin pozitif belirtileri bazı rahatsızlıklarla eşdeğer olabiliyor. Onu iyi ayırt etmek lazım. Dikkat artışı çok fazla. Amaca yönelik sosyal, iş ya da cinsel aktivitede, psikomotor aktivite, çok yoğun aktivite içerisinde olabiliyor. Önemli zararlar yaratabilecek zevk verici etkinliklere aşırı gitme. Yani aşırı harcama, düşüncesizce cinsel ilişkiler ve iş yatırımları olabiliyor.
tüm hayatımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. İntihar olayları tetiklenebiliyor. Konsantrasyonun bozulmasına bağlı oluşan ölümcül kazalar olabiliyor. Alkol ve uyuşturucu tüketiminin artmasına sebep olabiliyor. Verimliliğin azalması ve kariyer kaybı olabiliyor. Okulda performans kaybına, aile içi parçalanmalara, iş kazalarına, depresyon sonucu kalp damar sistemi ilgilendiren veya benzeri bedensel psikosomatik rahatsızlıklar da görülebilir. Yani olmayan bir rahatsızlığın oluyormuş hissiyle hareket etme. İşte kolum ağrıyor, başım ağrıyor ama... Panik atak. Panik atak daha farklı. Onda da öyle bir şey oluyor ya. O panik atakta hiçin anlam kazanması. O artık aslında hiçbir şey yok. Evet. Bir hiç anlam kazanması. O acı yaşamış yani. Öyle. Varmış gibi hissediyor. Evet. Depresyonun belirtilerinde çökkün duygu durumu oluyor. İlgi istek azalması veya hiçbir şeyden zevk alamama oluyor. Yorgunluk, enerji azalması, bitkinlik, uyku bozukluğu, dikkatini toplamada güçlük ve kararsızlık, iştah bozukluğu, ölüm ve intihar düşünceleri, değersizlik ve suçluluk düşünceleri, hareket ve konuşmalarda yavaşlama ya da ajitasyon. Bu depresyon özellikle ikili ilişkilerde çok yoğun görülen. Bir tane varsa örneğin depresyonda mı? Bir tanesi değil. Burada hani biz 5 tanesi olarak düşünüyoruz. Depresif duygu durumu olabilir o. Ha, hani tamamen depresyon diyemeyiz ona. Ama ilişkilerde çok böyle kronik ilişkilerde bunların neredeyse hepsi görülüyor baktığınız zaman. Bir ilişkidesiniz ve o ilişki bittikten sonra bitmesini istemediğiniz bir ilişki ise maalesef çökkün duygu durum içerisinde oluyorsunuz. Yine şeyle alakalı değil mi işte? Yani hormonları bolca tükettikten sonra bıçak kapya seyirince bunların tamamını veriyoruz. Şimdi depresyonu biz ne olduğunu açıklıyoruz. Bebek gibi birazdan sistemdeki etkilerine baktığımız zaman o sistemdeki endokrin yani direkt. Endokrin değil. Nörokinerfin, dopamin, evet. Serotonin düzeyinin yerli bir olması. Evet. Kolay kızma, tahammülsüzlük, gürültüden rahatsız olma, obsesyonlar, yani depresyonla birlikte obsesyon da görülebiliyor. Anksiyete görülebiliyor, ağrı görülebiliyor. Cinsel ilişki bozuklukları olabiliyor. Sanrı ve varsanı dediğimiz şizofrenide olan, o psikozda olan pozitif durumlar ama psikozla eşleşmeyen durumlar olabiliyor. Çocukluk çağında depresyonda da bedensel yakınmalar olabiliyor. Çok sinirli ve asabiyet durumu olabiliyor. İşitsel varsanımlar olabiliyor. Kalp bozukluğu ve fobiler eşlik edebiliyor depresyona. Yani depresyon tek başına bir rahatsızlık olarak görülse de buna eşlik eden bir sürü rahatsızlık olabiliyor. Ergenlikte belirtiler aşırı tedirginlik ve huzursuzluk, öfke patlamaları, çabuk sıkılma, dikkat dağınıklığı, antisosyal davranış. Bir antisosyal davranış özellikle hani ergenlik dönemindeki süreçleri işlerken karar mekanizmasının yerli bir olduğunu, sonucunu hiçbir şekilde değerlendiremediğimiz durumlar olduğunu söylemiştik. Bu da antisosyal davranışlı olan kişilerin o frontal bölgedeki aktivasyonunun hiç olmaması ergenliğe denk geliyor. Maddeyi kötüye kullanım, okuldan kaçma isteği vesaire olabiliyor. Yaşlılıkta belirtiler, bilişsel belirtiler, bellek itimi, yönelim bozukluğu, konfüzyon, demans öncesi hareketlerdeki artık düşünce sistemini yönetememe, el kol koordinasyonunu sağlayamama, konuşamama, konuştuğunu anlatamama, anladığını hissetme ama anlayamama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Risk etkenleri daha önce depresyon geçirmiş olmak. Yani daha önce bir atak geçirdiysek ikinci atağı geçirme olasılığımız %50. İkinci atağı geçirdiğimiz zaman tekrar bir atak geçirme olasılığımız %70-75 oranında depresyonda. Ailede depresyon öyküsü, tıbbi bir hastalığın olup olmaması da depresyonla bağlantılı olabiliyor. Stresli yaşam, işsizlik, çok sevilen birinin kaybı ya da boşanma, geçmişte intihar girişimi, kadın cinsiyeti depresyona daha yatkınlık, iki kat daha fazla olabiliyor. Çocuk doğurma, hani çocuk doğurduktan sonra bazen çocuğu reddetme durumu da doğum sonrası postpartum depresyon olabiliyor. Sosyal desteğin kısıtlı olması, yani ilişki ağınızın olmaması, sosyal destek alamadığınız aile ilişkilerinin kötü olması etkileyebiliyor. Madde kullanımı, depresyonla birlikte birçok şeye sebep olabiliyor. Çocukluktaki taciz ve ebeveyn kaybı da sonraki zamanlarda eşlik edebilir. Bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Kadın cinsiyeti dedin ya Hüseyin abi. Yani
daha yoğun oluyor dedi intiharlar. Evet, evet. Ama duyduğumuz bütün intihar vakaları falan depresyondan genelde erkek intihar oluyor. Bunun da ana gerekçesi işsizlik ve borç yüzünden oluyor. Erkekler daha çok iş kurduğu, daha çok battığı ve iş bulamamak toplumda çok daha acı bir erkeğin. Mesela hiçbir kadın duyanız var mı bilmiyorum iş bulamadığı için intihar eden. Yok şöyle hani şey. Daha sık bir baskı oluyor ya üzerinde. Yani intihar oranlarına bakıldığı zaman erkeklerde daha fazla olduğu zaten biliyor. Çünkü erkek duygu olarak kendini çok fazla ifade edebilen bir varlık değil. Hı hı. Kadın kendi duygusunu yaşayan ve yansıtan. Ben hani bir kadın olarak kadınım. Hı hı. Bu duygumu paylaşabileceğim hiç tanımadığım bir insana bir o kadınlık dürtüsüyle yanaşıp bütün sıkıntımı anlatabiliyorum. Ama depresyonda olan bir erkeğe baktığımız zaman o durumu sadece kabullenir ve izler. İçinde olan o duygu durumu hiçbir şekilde aksettiremez. Genel olarak, tamam için geçerli değil. O yüzden intihara dönme oranı farklı. Evet, daha farklı. Gerçekçidir. Hmm. Kadınlara göre intihar oranının daha fazla olması. Hmm. Bütün araştırmalarda depresyonu kadınlarda erkeklere göre iki kez daha fazla görüldüğü ortaya çıkmış. Endüstrileşmiş memleketlerde kadın hem anne, hem iş kadını, hem eş, hem de ev hanımı rollerinin hepsine birden yüklenmek zorunda kalması. Süper kadını sendromu. Bir de buna depresif kadınların profesyonel yardım alma konusunda erkeklerden daha istekli olduğu göz önüne alındığında etkisi olabiliyor. Depresyon kadınlar için... sanki şey, burada hani zor durumda frontal lobu daha rahat erişebiliyorlar mı? Şimdi kadınların duygu dünyasıyla oradan dişil ve eril olarak değerlendirmek gerekiyor. Kadın ulaşmak istediği nesneye bir şekilde ulaşabiliyor. Yani erkeklere kilitleniyor yani orada. Frontal lobu kullanamıyor yani. Ya farkında ama kullanamıyor. Evet. Ya kullanamıyor demeyelim. Karar veremiyor orada mekanizma olası mı yani? Destek almayı istemiyor. Çünkü hani az önce ataerkil durumdan da bahsettik ya erkek otoriteyi temsil ettiği için tabii. Hı hı. Bir şey var ya toplumda bayağı bir şimdi yani biraz bayağı aşıldı. Yani 2000'lere kadar kimse psikiyatra gitmek istemiyordu bunu. Deli damgası yiyorsun. Psikoloğa gittiğin zaman da sen deli misin diyor. Evet. Oysa bu hani herhangi bir sistemik rahatsızlıktan bir farkı yok. Şimdi randevu bulunuyor. Depresyon için başlangıç yaşı ortalama 40. Vakaların büyük çoğunluğu 20 ila 50 yaş arasında depresyona yapılan araştırmalarda. Çocuklarda ve yaşlarda depresyonu görme ihtimalinin düşük olduğu ileri sürülmüştür. Kişiler arası ilişkiler depresyonun ortaya çıkmasına veya tetiklenmesine önemli bir role sahiptir. Etrafımızda sosyal anlamda siz destekleyen insanlar varsa o depresyonu atlatma olasılığınız alacağınız destekle de doğru orantılı. Evli erkekler en düşük risk grubunu oluşturuyormuş. Doğru mudur bilmiyorum. Ben hani yapılan araştırmalarla ilgili. Sırasıyla evli kadınlar, yalnız yaşayan ve dul kadınlar, yalnız dul boşanmış erkekler, ayrılmış veya boşanmış kadınlar artan risk faktörleri içerisindeymiş. Depresyondaki kişilerde kişilik özellikleri içe dönüklük, kendine güvensizlik, girişken olamama, sosyal becerisizlik veya yetersizlik, bağımlılık, kuruntu, kötümserlik olarak sayılabiliyor. Neden depresyona yakalanırız? Nörokimyasal olarak. Duygu durum bozukluklarının patofizyolojisinde en çok üzerinde durulan biyolojik aminler yani hormonlar nöropinefrin, dopamin ve serotonindir. Depresyonda genel olarak nöropinefrin, dopamin ve serotonin düzeylerinde düşme, manide ise artışta söz konusu. Yani bir mani dönemine giriyorsa bu üç tane hormon artıyor, arttığı için. Sistemdeki bozukluk yine baktığınız zaman bir beyin hastalığı depresyonda. Beyin kimyası. Evet, beyin kimyasının bozulması. Ya o hormonların aşağı çekilip depresif düzeye geçilmesi ya da o hormonların yüklenmeyle birlikte maniye çevirmesi. Yani o depresyonun da mani düzeyine çıkması. Duygu durum bozukluklarında hipotalamus, hipofistroid ve hipotalamus adrenal akslarında patolojilerden söz edilmektedir. Özellikle adrenal akstaki bozukluklardan bahseder. Orada da yine daha önceki derslerde bahsetmiştik, dışarıdaki bilgiyi ne şekilde alırız? Hani bir dışarıdan bir bilgi akışı olur, talamusta bir filtrelenir, amigdalaya gelir. Amigdala da onun doğru mu, yanlış mı, olumlu mu, olumsuz kararı hipokampüse gider. Oradaki devrelerdeki sıkıntı da depresyona sebep olabiliyor. Birinci derecelerde unipolar. Depresyon 2-3 kat, bipolar bozukluk 8-18 kat daha fazla. Yani benim bir yakınımda bir depresyon varsa benim yakın depresyon tanısı almamış bir aileyle kıyaslandığı zaman
2-3 kat daha fazla yakalanma olasılığım var. Bipolar yani o majör depresif bozukluğa da 8-18 kat daha fazla yakalanma olasılığım var. Yani ailesinde depresyon hikayesi olanlarda kişinin ilerleyen zamanlarda depresyona yakalanma olasılığı her zaman daha fazla. Stresli yaşam olayları, bilişsel düzeyde olumsuz kendilik görüşü, ben kötüyüm o yüzden her şey kötü. Yaşantının olumsuz yorumu, her şey her zaman kötüydü. Geleceğe ait olumsuz duygulanım durumları da depresyonu etkileyebiliyor. Depresyon gidiş ve sonlanım kronikleşebilir. Kronikleştiği zaman maalesef ömür boyu üzerinizde taşıyabileceğiniz bir hastalık formuna dönüşebilir. Bunun için sistem bozuluyor. Yani o sistemdeki o hormonal denge bozuluyor. O dengenin bozulmasıyla birlikte ömür boyu işte KOAH rahatsızlığı ya da işte kronik böbrek rahatsızlığı ya da kalp rahatsızlığı gibi ömür boyu yineleyen bir rahatsızlık olarak görülebiliyor. Yineleyebilir. Genelde hani depresyon normal şartlarda süresine bakılmaksızın 1-2 yıl arasında da devam edebilir. 2 ay da devam edebilir. 6 ay da devam edebilir. O da kendi içerisindeki depresif bozukluğun duygu durumuna göre değişebiliyor. Biz hani depresyondan bahsederken aslında unipolar depresyon, bipolar depresyon, distimi, siklotimi bunlar hep depresyon alt grupları. Bunların hangisinde olduğuna bakıyoruz. İşte distimi dediğimiz depresif duygu durumunda 2 yıl boyunca süren bir rahatsızlık ve 2 yıl süresince böyle sızı şeklinde devam eden, sosyal hayattan da koparmayan ama o acıyı hafif böyle hissettiği 2 yıl boyunca devam ediyor. 2 yıl boyunca o acı, depresif durum devam ediyor. Ya da bir tarafta siklotimide sanırım bipolar 1, bipolar 2'de birinde mani daha yüksek, bipolar 1'de bipolar 2'de hipomani ile birlikte depresyon eşlik ediyor. Yani hipomani dediğimiz maniden biraz daha düşük aslında. Hipo dediğimiz zaman yüksek geliyor ama biraz daha düşük seviyede seyrediyor. Bir üstte, bir altta, bir üstte, bir altta. Genelde psikiyatri kliniklerine başvuran kişilerde bir hafta, iki hafta falan böyle durum devam ediyorsa anında tedaviye başlanıyor. Yani genelde hani dünyada 3 hafta falan devam ettikten sonra böyle tanı koyabilirsiniz diyor ama maalesef bir haftada da tanı koyabilmek mümkün olabiliyor. Günlük sorumlulukları yerine getirme yetisinde ciddi bozulmalara sebep olabiliyor. En kötü sonucu öz kıyım, intihar. Çünkü burada da ayakta tutan sebeplerden biri gerçekten sosyal desteğin çok çok önemi var. Ailenin çok önemi var. İnanç varsa inancın çok çok önemi var. Yani bir bakarsanız etrafınıza böyle hakikaten duyduğum kötü olan insanlar şunu söyleyebilir. Allah inancım olduğu için kendimi öldürmüyorum. Eğer Allah'ın olmadığına inansaydım kendimi öldürürdüm. Orada inanç devreye giriyor. İnanç o depresif durumu nötralize ediyor ve kabul edilebilir düzeye getiriyor. Ama şey de var mesela, mistik hezeyanlı olanlar da var mesela. Ama şimdi o hezeyanlara geçtiğimiz zaman orada şeyden bahsetmemiz gerekiyor bizim. Psikozlardan bahsetmemiz gerekiyor. Onlar çok apayrı o psikozlar. O psikozlar depresyonla depresyonu yinlemeyi artıran nedenler yetersiz antidepresan tedavi. Yani depresyonda aslında uygulanabilecek tedavilerden biri antidepresan duygu durumu düzenleyicileridir. Bu da hani iyi bir psikiyatrist tarafından çok iyi analiz edilip ilaç düzenlemesinin yapılması gerekir. Hep ilaçlarla ilgili konuşuyoruz. Etkileri 2-3 haftada ortaya çıkar. İlaç tedavisi depresyonda çok 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 önemlidir. Hani ben kendimi depresyonda hissediyorum. Ne yapmam gerekiyor? Evet, terapi de bunun bir yöntemidir. Terapiyle de bir şekilde kendinizi toparlayabilirsiniz ama hani ilaç tedavisiyle 2-3 haftada yavaş yavaş normale dönmeye başlayacağınız süreci bir terapi olarak 8 seans, 10 seans bir 3 aylık süreci kapsıyor. Burada önemli olan ilaç desteğiyle birlikte terapi yürütmek. Yani o ilaç zaten sizdeki o hormonal sıkıntı olan o hormonları düzenleyecek yavaş yavaş. Sizin de depresyona ait olan inançlarınızdaki öngöremediğiniz ya da gördüğünüz zannettiğiniz o duygu durumlarınızla yüzleşmeyle ilgili bir farkındalık düzeyine geçeceksiniz. Tıbbi ve psikiyatrik ek hastalıkların olmaması, çevresel stresörlerin bulunması, 40 yaşın altında başlamış olması, yinelemeyi artıran sebepler bunlar arkadaşlar. Çok sayıda hastalık dönemi, yani depresyondasın ama bir sürü rahatsızlıkla geçirdiysen bunlar da depresyon tetikleyebiliyor.
İkinci kez ilerleme olasılığı %50 az önce söyledik. Üçüncü kez %75, dördüncü kez %90. Bir şey sorabilir miyim? Yani ben bu okuduklarımın anladığımı bir depresyonla yakalanırsam eğer, bir daha kaçamazsın. Hayır. Şey hayır. Şimdi depresyonda da kronikleşenler var, iyileşenler var. Yani çok hemen bir depresif duygu durumu içerisine geçtiğiniz zaman alacağınız tıbbi destekle kendinizi toparlamanız çok kolay. Toparlanıp çünkü oradaki hormonlara sistem bozulmaya başladığı anda müdahale ediyorsunuz. Yani şey gibi, böbrekle ilgili bir sıkıntı var, böbreklerde kum var. Ama bu kumun giderilmesi için ne yapmanız gerekiyor? İşte doktora gidiyorsunuz, doktor hop, işte arkadaşım sen hiç su içmiyorsun. Senin günde 5 litre su içmen lazım deyip önlemi almak gerekiyor. Oradaki o dengesi bozulan hormonal düzeyi dışarıdan bir takviye yapılması gerekiyor. Yani orada 1-2 slide önceydi, bipolar olması o depresyon bir evre midir yani? O süreçten birkaç tık sonrası mıdır? Şimdi depresif duygu durumunda ben depresyonda olabilirim, sadece depresif duygu durumunda olabilirim, sadece manide de olabilirim. Evet. Yani o mani dönemi ve depresif durumu hakikaten çok iyi anlar. Depresif durumu anlayabilirsin ama o mani döneminde kişide o kadar fazla özgüven vardır ki her şeyi yapacağına inanır. O çok mutludur. İnanılmaz mutludur. Güler, eğlenir, riske inanılmaz açıktır ama depresyonda olduğunun farkında değil. Yok, ona dönüşür yazıyordu az önceki slide'da yani. Tedavi edilmezse, hani ailede öyküsü varsa 2-3 kat daha fazla, işte bipolar durumu varsa, ailede de varsa 8-18 kat daha fazla, hiç olmayan bir aileye göre. Bu kronikleşiyor o zaman değil mi? Kronikleşebiliyor. Ya ömür boyu da ilaç kullanmam da gerekebiliyor. En önemli sonuç depresyonda özellikle intihar. Hakikaten depresyonda o inanç durumunun devreden çıktığı durumlarda intiharla genelde sonuçlanabiliyor. İntihar girişimi olanların %90'dan fazlasının kanı alabilir bir psikolojik bozukluğu olduğu öngörülüyor. Ya yani tanı alabilir, burada tabii şeyden de cinsiyetlerden de bahsediyoruz, ulaşılabilirlik durumundan da bahsediyoruz. Yani sen ruhsal anlamda kendini kötü hissettiğin zaman yine şeye geliyoruz, o ataerkil topluma geliyoruz. Senin rahatsızlığın kimsenin umurunda değil. Senin orada moralinin bozuk olması kimsenin umurunda değil. Yani senin mutsuzluğun kimsenin umurunda değil. Çünkü kişi kendi mutluluğuna odaklı yaşadığı için bir başkasının mutsuzluğu çok umurunda olmayabiliyor. Ve o dönemde gerçekten depresyonda olduğunu da kişi fark etmiyor. Sadece umutsuz, mutsuz bir dönem içerisinde olduğunu biliyor. Yani bu depresyon önemli bir rahatsızlık. Şey yazıyorum arkadaşlar, yani depresyonda intihar girişimi olasılığı 6 kat, bipolar bozuklukta ise, yani sadece depresif durumdaysa 6 kat normal insanlara göre intihar etme olasılığın var. Bipolar inip çıkan depresyon dediğimiz durumdaysa 7 kat artırıyormuş. Geçmişte böyle bir tecrübeniz varsa, intihar girişiminde bulunduysanız, genelde intihar edeceğim diyen insanlara bir şey olarak bakıyoruz. Aa, bu değer görmüyor. Kendini değersiz. Öyle söylüyoruz İlgi ya. İlgi bekliyor. Hemen biz zaten kendi içimizde tanıyı koyuyoruz. Sıkıntısı olan bir insan da kendi içimizde tanı koymaya çok meyilli ve açığız. Ya, hakikaten bir intihardan söz ediyorsa, etrafınızda da böyle bir şey duyuyorsanız lütfen denk gelebiliriz. Ailesiyle bir şekilde irtibata geçin. Mutlaka bir sağlık kuruluşuna yatırılması gerekiyorsa da hemen yatırılması için örnek olun. İntihardan bahseden biri için bahsediyorum. Şeyde, bu TEDx'te Uytun Erbaş var. Davranış bilimci. Bunun çok güzel bir örneği vardı bir hikayede. İş yerinde böyle mobbinge uğrayan insanlar var. Veya işte böyle bir huzursuzluk var, bir baskı var. Adam sürekli çalışıyor ama artık onu da sürekli baskılıyor kafaya. Ve bir zaman sonra beyin artık küçülmeye başlıyor yani. Evet. Ve o direkt depresyon, yani bir sinir harbi, bir patlamayla direkt depresyona girip işten istifa ediyor mesela, bunun farkına varmadığı için. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyor yani. Yani bir böyle dışarıdan gelen bir etkiyle de oluşabiliyor. Şimdi oluşabiliyor da orada kişilik özellikleri de çok önemli. Yani ben mobbinge uğramaya eyvallah diyebilecek bir yapıdaysam bu depresyona zaten ben gel diyorum. Gel abi gel ben buradayım. Evet. Hani gardımı da almıyorum, lütfen gel.
abi yaşadığın olumsuz bir durumla ilgili. Kendini ifade etmemiş. Evet. Yani oradaki sıkıntı da o. İfade etse bir şekilde yoluna girecek. Ya da bayrak bütün şeylere maruz kalmadan ne olacak? Risk alacak, işi bırakacak. Uğraşmak istemiyorum. Oradaki şey, ya ben bunun da üstesinden gelirim, bunun da üstesinden gelirim deyip bile bile lades demek. En büyük örneği bunun ilişkilerde. Yani çünkü orada bir mesela iş yerinde çok böyle can sıkıcı durumlar oluyor. Hani şeyde beyaz yakalarda falan işte çok duyuyoruz arkadaşlardan da böyle bir. Bir döngüye, bir loop'a giriyorsun orada. O an ben yanımda daha yeni işler ayrılan bir arkadaş vardı. Ya diyoruz ki bak idare et falan. Hani o kadar hani şeyin ben onu gözlemliyorum da böyle. O kadar sağlıksız düşünüyor ki bazı şeyleri. Yani iş yerinin patronun yerine de düşünüyor. Şimdi benim iyi hakkımda böyle böyle diyordur falan diye kafadan hani öyle bir şey de var oluyor mesela. Farkına varmadan böyle ufak çaplı bir hezeyan mı diye böyle bir şey oluyor aslında. Yani hezeyan deriz. Ona hezeyan deriz. Yani ben şeye çok şaşırmıştım. Bu meşhur bir artist var birkaç sene önce, Robbie Williams intihar etti. Evet. Yani adamın hiçbir intihar meyili yokmuş. Ailesine falan böyle bir şey. Onun sebebi şöyle, o bipolar. En meşhur bipolarlardan o. Yıllarca tedavi görüyor. Ama bipoları... Ben hiç bir belirtisi yok. Ama o bipoları alkolle bastıran bir adam. Ben de. Yani benim gazetelerden okuduğum hiçbir yer intihara meyili yok. Öyle şöyle mi? Ama bipolar'ı alkolle bastıran bir adam. Yani orada alkol kullanımına bağlı da sistemi bozuyorsun. Hani sonra şey çıkıyor, ne derler onu? Parkinson çıkıyor. Evet, onun için. O, ona tahmin edemediğim için. Aslında orada hani bipolardan bahsediyor. Çok yoğun alkol kullanma Parkinson'u tetiklemiş oluyor. Belki 10 yıl sonra, 15 yıl sonra gelebilecek bir durumu erkene çekmiş oluyor. Evet. Kabul edemediği orada bipolar değil, Parkinson aslında orada. O Parkinson'a yedin mi? Evet. Çok enteresan. Yani evet, onu demek çok etkiledi. Yani alkolle yatırmaya çalışıyorlar. Genel yapıştırmaya çalışıyorlar oyuncular falan genelde bipoları. Evet, tiyatrocularda da çok. İntiharda yaş arttıkça oran artıyor. Risk grubu ergenler ve yaşlılar. 15-34 yaş aralığı en riskli dönem. Az önce bahsettiğimiz kadınlarda intihar girişimlerinin, erkeklerde ise ölümle sonuçlanan girişimlerin sayısı daha yüksek. Kadınlarda şey var herhalde. Evet. Öldürmeyen açık ilişkiler. Biz böyle daha mı güçleniyoruz bir şey. Yani orada hani duyguyu da ifade ediyor, orada bir rahatlama oluyor. Belki de intihar edeceği zaman sağa sola mesaj veriyor, kendini kötü hissettiğini söylüyor. Herkesin haberi olduğu için önlenebilme durumu ortaya çıkıyor. Ama erkekte böyle durum olmadığı için oluyor ve gidiyor. Yetişkin erkeklerde ölüm oranı daha fazla. Risk faktörleri erkek olmak. Risk faktörü baktığınız zaman gençlik, yaşlılık, boşanmış olma, çocuksuzluk, nüfus yoğunluğu, işsizlik, yer değiştirmeler, parçalanmış aile, ailedeki girişimler, aile içindeki sorunlar, silahlara yakın olma, anne baba kaybı, kişiler arası ilişki sorunları, fiziksel hastalıklar, meslekte başarısızlık, problem çözme becerisindeki bozukluk diyeceğim ben, psikiyatrik sorunlar, alkol ve madde kullanımları risk faktörleri arasında yer alıyor. Koruyucu faktörlerde ise çalışma. Evet, yani beni depresyondan ne koruyabilir diyelim. Depresyon, psikolojik bozukluk olmaması, yani burada depresyondan bahsediyoruz ama depresyonun dışında mesela bir panik atağınız da olabilir. Obsesyonunuz da olabilir. Bir anksiyete de olabilir. Hani iki hastalık beraber çalışınca belki, değil mi? Daha mı şey? Şimdi bir ruhsal anlamda bir psikolojik rahatsızlık varsa o rahatsızlığı tetikleyebilecek başka sorunlar da olabiliyor. Çünkü bir yerde bir şeyi bastırmaya çalıştığınız zaman bastırdığınız şey farklı yerde nüks edebiliyor. Başka bir semptom. Anladım. Evet. Çalışıyor olmak, evde çocuğun olması, aileye karşı sorumluluk duyulması, gebelik durumu, kuvvetli dini inanç, yüksek yaşam duyumu, işlevsel gerçeklik, olumlu başa çıkma becerileri, etkili problem çözme becerileri, algılanan sosyal destek,
olumlu terapötik ilişki. Yani olumlu terapötik ilişkiyi kadınlar çok güzel kuruyor kendi aralarında. Yine oraya geliyor. Çünkü birbirini biz toplum olarak gerçekten birbirimizin farkında olmadan çok terapi yapan bir milletiz. Bazen konuşan evet. Çünkü o şey aslında bu depresyon anında ya da psikolojik rahatsızlıkların varlığında kişinin sadece dinlenmeye ihtiyacı var. Şimdi mahallelerde ve ailelerin büyüklerinde eskilerden bir örneğin bir şey gibi, bir usta gibi, bir usta olur, bir amca dayı falan derler. Değil mi? İnsanlar sorunlarını anlatır, bir şey söyler, o yapılır, hemen yükü kaldırırlar veya en yakın, en dostunu anlatırsın, anlatırsın. Ama şöyle bir şey oluyor. Yani her şeyini. İçini dökersin. Evet. Amatör bir destek sağlandığı için kişi oradan doyuma ulaşmaya çalıştığı zaman derdini anlattığı kişinin doyumuyla karşılaşıyor. Ben geliyorum Derya'ya diyorum ki ya Derya benim başımdan böyle bir ilişki işte ben şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Bu konuda lütfen bana destek olur musun? Uyuyamıyorum, onu yapamıyorum. Derya'nın verdiği tepki bu. Toplum olarak verdiğim tepki bu. Ha aynı şey bende de olmuştu. Onun derdini unutup kendi derdiyle devam ediyor. Bak ben öyle yapmıştım, şunu yapmıştım. Aslında öyle olmasaydı daha iyi olurdu. Ha, boş ver. Kişi ne oluyor biliyor musun? Geçer. Ya benim derdim vardı, o derdim nerede şu an biz Derya'yla ilgileniyoruz. Şey de kanıtlandı, ona da dikkat etmek gerekirse, depresyon bulaşıcılığıyla kanıtlandı yani. Şimdi... Enerjiden dolayı mı acaba? Ya mesela siz her gün anlatıyorsunuz bana gelip falan, olma ihtimali çok yüksek. Çünkü o direnci kıramıyor, seni etkiliyor yani istersen. İçinden alıyorsun. Etkiler çünkü karşındaki insanı aynı duygu durumunda frekansı açık tutup aynı şekilde davranırsa onun istediği seviyeye inmek durumunda kalırsın. Zaten onu anlamaya çalıştığını hissettirdiğin anda karşındaki insanda o dengeyi kurabilirsin. Yoksa onunla aynı duygunu yaşar, birlikte böyle çökersiniz. Kurtulursun sen. Sen onu terk ettikten sonra normal hayatına devam edersin. Ama orada maruz kaldığın için o an o duygu halinde olabilirsin. Şey var, ben mesela böyle bir karşılaştığım zaman arkadaşlardan böyle geliyorlar mesela. Anlıyorum yani bir şey veriyorsun almıyor. Hani çünkü o kendi kendine böyle dışa dönük tamam mı? Haftaya görüşelim diyorum. Direkt satıyorum yani. Bakıyorum haftaya geldiğinde başka şeyle daha ışık çakıyor yani. Bir şeyler falan. Ufak ufak daha etkiliyor yani. Yani mümkün değil. Yani mümkün değil onu terapi edemezsiniz. Yani mental bir şeyse bile olmuyor yani. Almıyor. Kişilik özellikleri arasında intiharın en iyi yordayıcısı dürtüsellik, yani dürtüsel davranma. Dürtüsel davranma neydi? Sonucunu yorum yapmadan, olumlu mu, olumsuz mu, duygu var canım mı, yok mu, yani. Canım ne istiyorsa öyle davranma biçimi. Hani sonucunu kestirememe gibi. Bilişsel değişkenler içerisinde intiharla en yakın ilişkisi olan değişken umutsuzdu. Hep umutsuzum. Anne babası intihar girişiminde bundan çocukların intihar girişim olasılığı 6 kat daha fazla. Depresyon yaşamasalar bile serotonin düzeyindeki düşüşle intihar düşünceleri arasında ilişki olduğu düşünülüyor. Ya bunun için ne diyoruz? Çikolataydı. Evet. Ya, onlar çok gelip geçip şeyler. Mutlaka hani psikolojik rahatsızlık, yakınmalar olan kişilerin hayatında hani depresyon veya buna benzer eşlik eden herhangi bir durum yoksa ben bana gelen danışanlarıma da mutlaka söylediğim bir şeye baktır yani TSH'ına baktır. Yani. Bir hormon testi yaptır. Artık aynı nörolojik olarak da o kadar yoğun testler yapılabiliyor ki hakikaten bir alanda sıkıntı varsa ilk önce o alana yönel. Yani senin serotoninde mi sıkıntı var? Ona bak ya demirin bile buna sebep olabiliyor. B12 buna sebep olabiliyor. Tabii. Bunların vitamin eksiklikleri bunlara sebep olabiliyor. Onların çok iyi ayırt edilmesi lazım. Bunlar tamamen ortadan hastaneye gidiyorsun. B12'nin eksik çıkmış. Sana B12 yüklemesi yapıyorlar. Bir şey normale dönüyorsa tamam dönüyor. Normale dönmedikten sonraki süreçte bazı şeylerden bahsetmek gerekiyor. Yani kalkıp bana geldi ya işte durumum çok kötü, kendimi çok bitkin hissediyorum, hiç uyuyamıyorum, uykum yok. Bunları destekleyen bir duygu durumum var mı ya da bir çatışmam var mı, bir yasım var mı? İşte ilişkiyle ilgili bir sorunum var mı? Yok ama kendimi çok kötü hissediyorum, sebebini bilmiyorum. Gidip bir ufak test yaptırdığı zaman vitamin eksikliği çıkıyor. Yani D vitamini eksikliği. İki doz veriyorlar, gayet tamam. Normal, kendine geliyor. TSH nasıl bir şey? Tiroid hormonlarına baktırmak gerekiyor. TSH, kan tahlili mi? Tabii kan tahlili yapılıyor bunlar.
Burada da hani serotonin düzeyindeki düşüşte intihar düşünceleri ortaya çıkıyor. Çünkü serotonin bizim enerjiyi yüksekte tutuyor. D de önemli değil mi? D hem de çok önemli. Güneş de önemli. Evet. Hatta Karatay şey demiş, D aslında vitamin değil, o başlı başına başka bir şey demiş. Yani önemli, çok önemliymiş vücutta birçok konuda. Sentezli, güneşten alıyor. Koenzim mi onun? Neyse, işin moleküler kısmına girmiyorum. Yani evet, biraz böyle... Yani onun ekstra bir önemi geliyor. Depresyonla etrafınızda olan insanlar olur veya siz denk gelirseniz veya kendimiz, biz de bu durum içerisinde oluruz arkadaşlar. Yani hepimizin olağanüstü hayatları yok. Hayatımızın bir döneminde mutlaka umutsuz, mutsuz, çökün olduğumuz zamanlar olmuştur. Hani biri çıksın desin ki ya arkadaşım benim şimdiye kadar hayatım olağanüstü geçti. Hiçbir sorunla karşılaşmadım. Hani ben kendimden de biliyorum bir dönem o depresyonu ben de yaşadım. Gerçekten yaşadım yani. Ama orada şey olmuyor, hani ters kendi söküğünü dikemez durumu var ya. Orada evet, ben böyle bir durumun içerisindeyim, biliyorum, atlatacağım. Sürekli telkinlerle bir geçiş süreci olmuştu. Herhangi bir zamanda intihar edileceğinden söz ediyorsa etrafınızdaki kişiler veya sizin için geçerli. İştah ve uyku sorunları varsa, gündelik işlerine karşı ilgisini kaybetmiş, umutsuz ve çaresiz duygular içerisindeyse. Davranışlarında çok belirgin değişimler varsa. Aileden, arkadaşlardan, sosyal yaşantıdan çekilmişse. Bir vasiyetname ya da mal varlığı paylaştırma hazırlığı içerisindeyse. Bu genellikle yetişkinler için. Değerli eşyalarını birilerine veriyor ya da dağıtıyorsa. Yani şimdiye kadar onun için çok kıymetli olan şeyler. Daha önce bir girişimi varsa, gereksiz riskler almaya başladıysa, sürekli ölüm ve ölüm üzerine düşünüyor ve konuşuyorsa, dış görünüşüne ilgi göstermiyor, kendisi hakkında olumsuz şeyler söylüyorsa, alkol ve ilaç kullanımında artış varsa, dikkat etmek gerekiyor. Evet, bunlar yanlış, hani doğru bilinen yanlışlar. Birisi intihardan söz ediyorsa intihar etmez. Birisi intihardan söz ediyorsa intihar edebilir her zaman. İntihar dürtüsel ve anlık bir olaydır. Öyle bir şey değil. Artık bayağı bir planlanmış. Evet, planlanmış her şey. İntiharın nedeni strestir. Değil. İntihara teşebbüs edenler bencil ve zayıf insanlardır. Hiç değil. Başarılı ve düzenli insanlar intihar etmez. Bal gibi de intihar eder. Depresyondaki biriyle intihar hakkında konuşmak intihara neden olur. Böyle bir şey olmaz. İntihar düşüncesi olan bir insanı engelleyemezsiniz. Her türlü engellersiniz. Elini ayağını bağlar, hastaneye yatırırsınız, engellersiniz gerekirse. Dikkat çekmeye çalışıyordur. Evet. Bugün bununla ilgili bir haber vardı. Belki okumuşsunuzdur. Bu gerizekalı bir kadın köprüde bağırdı ya, intihar atla diye işte küfür ederek falan. 3,5 yıl hapis cezası oranlı onun. İyi olmuş. Ha, öyle mi? Evet. İyi olmuş bence de yani. Ha, intihar sizinle mi atladı? Atla. Atladı adam. Atlayacaksın, yani atlayacaksın. Yani tam ikna ediyorlardı. Adam gitti yani, katil aslında ya. Evet. Teşebbüse de ceza vermeleri lazım. Evet. Her çatıya çıkana da atla atla diyorlar. Atlamayınca suçsuz olmuyor insan yani. Evet evet, direkt. Ya adam tam der, ikna ediyorlar. Böyle bir şey duyunca ya hala böyle insanlar var der o adam yani. Biz bile kötü oluyoruz, o psikolojide daha kötü olur yani. Tedavi, arkadaşlar, major depresyon doğru tedavi ilkelerinin uygulanmasıyla tam olarak düzelebilen bir hastalıktır. Tedavi esas amaç normalize etmektir bunu. Yineleme riskini unutmamak gerekiyor. Alevli dönem tedavisi kadar koruyucu tedavisi de önemlidir. Orta ve ortanın üstündeki şiddetli depresyon için yeterli doz ve sürede antidepresan ilaç kullanılması gerekir. Yeterli doz kullanılan ilaca göre değişir. Yeterli süre etkinin ortaya çıkması için 3-4 hafta. En az 6 hafta beklemeden ilaç değişikliği yapılmaz. Tam iyileşme dediğimiz 8-12 hafta olabilir. Yani baktığınız zaman ilaç burada gerçekten çok önemli. Tedavide sık görülen davranışlar, hastalığı kendi irademle yenebilirim, doktora gitmeme gerek yok. Yok abi, öyle bir şey yok. Sen oradaki hormonu yerine getiremeyeceksin. O düşünce sistemindeki bozukluğu yerine getiremeyeceksin. O umutsuzluğu yerine getiremeyeceksin. Ha, terapötik anlamda bir destek alırsan, evet, birazcık farkındalık kazanırsın. Daha süreç hani 8-12 haftada değil de belki
biraz daha uzun sürede toparlayabilirsin. Belirtilerin geçti artık iyiyim diyerek ilacı kesme. Bizim sadece bu psikiyatrik rahatsızlıklar değil, bütün rahatsızlıklar da böyle. Boğazımız ağrıyor, bir hafta düzenli kullanmamız gerekiyor. Üçüncü gün iyileşiyoruz. Aa, kendimi iyi hissediyorum, gerek yok. Ya da bir ay mide ağzı çekiyorsun, sabah akşam bir ay bunu kullanacağım diyor doktor. Lansol içeceğim diyor yemek yemeden önce mesela. Mide koruyucu. İşte çok sıkıntın varsa metospaz kullanacağım falan. Sen Lansol'u içiyorsun, yemeği yiyorsun. Ertesi gün gerek yok diyorsun. Üç gün geçiyor, gerek yok diyorsun. Bir ay sonra bir gidiyorsun, mide kanaması çıkıyor. İlaca başladım, bir hafta oldu, hiçbir iyileşme yok deyip ilacı kesme. İlacın etkisi 2-3 haftadan sonra başlıyor. İlaç midemi bulandırıyor deyip ilacı kesme. Tedaviye başlayalı 1 yıl oldu artık, iyiyim deyip ilaç dozunu azaltma. Azaltmadan kesme. Bunların da kontrol olarak yapılması gerekiyor. Tedavi için ilaç desteği, psiko eğitim ve psikoterapi. Yani bir ilaç desteğimizin olması gerekiyor. Depresyonun, sadece depresyon içinde değil, içinde bulunan o ruhsal rahatsızlığın geçici olduğunu, hatta kalıcıysa da bununla ilgili bilgi vermek gerekiyor. Çok ciddi şekilde o psikolojik anlamda bir eğitim vermek gerekiyor. Sendeki rahatsızlık bu. Bu rahatsızlığın ne olduğunun farkında ol. Bundan sonraki süreçte bu hastalığın alışman gerekiyor. Bu süreç geçici de olabilir, kalıcı da olabilir. O da kişinin kendi işte biyolojik, psikolojik, sosyolojik durumuna göre değişkenlik gösteriyor. İlaç desteği düzenlenmeli. Psikoterapi ilgili terapi yöntemleri kişinin kendi kişilik özelliklerine göre bir terapi modeli seçilmeli. Burada bilişsel davranış terapi kullanılabilir. Çok daha geçmiş ait sıkıntılar varsa psikodinamik önemli analiz teknikleri kullanılabilir. Pozitif psikoloji teknikleri kullanılabilir. Bunlarda da baktığınız zaman aslında ilaç desteği, doktora gitme devlet hastanesi dışındaysa maliyet. Psiko eğitimi bir psikoterapisten ya da psikologdan alması gerekiyor. Bu bir maliyet. Psikoterapi iyi yapan birine gitmek için iyi bir bütçe ayırmak gerekiyor. Bunlar bir maliyet. O yüzden depresyona bir zengin hastalığı değil. Parası olanlar depresyona girsin. Çünkü ülkemizde hani bunun tanı kriterleriyle ilgili maalesef hep konuşuyoruz. Devlet hastanelerinde 3 dakikada bir, 5 dakikada evet, bir... Evet, çok komik yani. Yani bir hastanın depresyonla ilgili ölçüsünü almak bile ortalama süresi 45 dakikayla 1,5 saat. Ortalama. Teşhis koyma değil, hikaye alma. Ama siz o 5 dakikada onun söylediği iki şeyi uygulayarak, iki söylediği şeyin altında ne olduğunu bilmeden belki yanlış ilaç da veriyor olabiliriz. Sefer yok gerçi... gibi bir şey aslında değil mi yani? Yani yok ki bir şey aslında. Yani oralarda yok. 5 dakikada tedavi yok ki bir şey. Tabii yani oralar gibi değil. İnsanla uğraşıyorsunuz. Yani başım ağrıyor, ağrı kesici alayım olayı değil. Bir de şey hani işin güzel tarafı da şu. Psikiyatride kullanılan ilaçlar çok fazla değil. Evet. 8-10 tane ilaç var. En azından bir tane istiyorum. Ya aynı şey gibi. Ben çok sorsam Sipralex diyor. Yani öyle evet. Tak 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 veriyorlar. Grip yani. Gibi yaklaşıyorlar. Yani. Hani doktorlar yaklaşıyor. Gripin evet. İlaçları belli ya. Ama evet. Onun yani. Değişiyor. Kişiye göre değişen şey öyle. Yani değişen bir dozlar. Bir ilacı yazmak için 1,5 saat bence tabii. Dinlemek gerekiyor. 1,5 saat dinlemek gerekiyor. Bir kere teşhis yani hepsi çizofrene benziyor bilmem ne benziyor. Bir sürü şey var. Bir sürü ayıcı tanısı var. Her şeyle karıştırabilirsin. OKB olabilir belki. Her şey olabilir. Eşlik eden 100 tane şey olabilir. Orada ama şey bu, bunu şeye çeviren çok doktorlar, onlar da çok aşağılık değil mi ya? Yani bunu bayağı hani... bundan çok yararlanan özel doktor da var, ben çok şikayet duydum yani bununla ilgili. Yani onu ben devlet hastanelerinde keşke imkan olsa, zaman ayırma olasılığı çok daha fazla olsa, bizde de, halk olarak bizde de suistimal çok fazla. Çok fazla, yani erişebildiğin bir noktadaysan, bir de gelir düzeyin, ortanın altındaysa ulaşılabilir yani. Hani ben psikoterapiste ya da psikiyatriste gittiğim zaman özel muayenehanesine minimum istediği para, bak minimum şu anki şartlarda 500 lira, 600 lira, evet, 700 lira, 800 lira, 1200 lira, 1500 lira, profesörse 2000 falan... lira paralar evet. İstiyorlar. Ama yani insanlar öyle bir duruma düşüyor ki, aman diyor ya hani vereyim, önemli değil. Yani öyle durumlar, öyle şeyler var ki yani. Yani ki herkesin bütçesinin buna uygun olması, hani ulaşılabilirlik anlamında hani devletin de belki ilerleyen zamanlarda daha etkin olması bu ruhsal hastalıklarda, o 3 dakikaya en azından 30 dakikaya çıkarsa,
Belki klinik tedaviler daha mantıklı olur. Yani belli hastalığa uzlaşmış klinik tedaviler belki daha makul olur. Depresyon da hani yapılabilecek şey ilaç tedavisi. İlaç tedavisiyle birlikte psikoterapi. Bunların etkin olmadığı durumlarda hep söylüyorum yapılabilecek tedavi devlet hastanelerinde de özel hastanelerin psikiyatri servislerinde de tedaviye cevap vermeyen hastalarda EKT dediğimiz elektroşok uygulaması yapılıyor. Evet. Kışındaki gibi. Evet evet 8-10 seans ya da 2 seans 3 seans durumuna göre elektroşok tedavileriyle çünkü hiçbir şey yapamıyorsunuz. İlaç etkilemiyor, şey terapi etkilemiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ne yapalım biz bütün yani. Sistemi böyle bir aktive edelim. Temizlikler ağlarımız geldiğinde iyiydi ya. Çok yani aslında dünya üzerinde hani diğer... Kullanılan en iyi yöntem aslında EKT baktığınızda. Temiz. Yani en teknik yöntem. Diğer bilimlere nazaran çok daha yeni bir çok daha geç gelişmek zorunda kalmış. Çok daha yeni aslında. Dinlerin falan evet. Baskılarından dolayı. Psikiyatri 1970-75'li yıllardan sonra artık evet. Bir Freud, hastalık falan. Bölümü olarak adlandırılmaya evet. Başlamış. Daha önce de psikiyatriyi şey yapıyorlar, nöroloji bünyesinde. Tabii. Evet, yani nörologlar var evet. Değil mi? Eskiden psikiyatrist... Mesela özellikle depresyonla son dönemde benim gaz sinirim, kötümü çekmişti. İlginç geldiği için aklımda tutmuşum. Hafıza silme, işte depresyonla mücadele etmeleri, hafıza silme teknikleri falan. Hafıza silme elektroşok da yapıyorsunuz. Popüler olmuş bir durum. Çiziyor öyle değil mi? Hani, hafıza silme elektroşok. Elektroşok yani geçmişe ait anılarınızı sizi sıkıntıya sokan anılarınızı hatırlayamamanız için beyne sağdan soldan iki tane manyetik cihazla şok veriliyor. Belli aralıklarla şok veriliyor. Bu hafıza silme bu elektroşok tedavisi. Tamamen mi yani? İki ay geçici olarak siliyor. Hipnozla falan siliyorlardı belki onu diyor. Hipnozla deneyenler falan var ya. Hipnozla. Ama her insanda hipnoza girmiyor. Yani evet. O hipnozun da garantisi. Hafıza silme teknikleri yani bilmiyorum. Hipnozda terk edilir. Ya biraz deniz saçması çok özür dilerim. Yok hesap mı? Aslında şey kullanmamam gerek de. Hem bana biraz saçma geldi. Yani hafıza silerek bir şey, yani depresyonu ve tedavi edersin. Ya da etmezsin. Hafızası sadece... Baş edemiyor. Ama şimdi bir travma var. Bir travma yaşamış. Tedavi yani. Yöntemi gibi gelmemişti ama demek öyle. Yani hiçbir şey yapamıyorsun çünkü. Yani. İlaç bile sistemi düzeltmiyor. Evet, yani İlacı öyle. Düzeltmediği bir şeyi artık dışarıda... Doktorlar da onu hemen bittikten sonra hiçbir şey yapamıyorsa... Bir süreç var. Çünkü ne olacak bilmiyorum. Hiçbir şey yapamadığınız bir durumda depresyondaki en büyük risk neydi? İntihardı. Bu insana... İlaç tedavisi, psikoeğitim, psikoterapi fayda etmedi evet. Ve ölüm düşünceleri aynı şekilde duruyor. İntihara çok meyilli. En azından bu düşünceyi yok etmek adına bence... İlaç terapisi olmuyor, dengeyi sağlayamıyor kimyasal olarak. Mecburen öyle bir şey deniyorlar yoksa adam gezeyanlarla uç tarafta yani... Gidecek. Sadece intihar da değil yani, diğer türlü evet. Daha kötü yani. Yani kısaca diyoruz. İnşallah depresyona geçmiyoruz. Şimdi ben bir en son psikiyatriye bir 6 yıl önce falandı. Yaşlı bir amcaya denk geldi. Devlet hastanesine gitti. Ondan sonra biz bu amcayla böyle ama muhabbet şimdi ben şeydeyiz. Muhabbet edelim. Hocam ne yapacağız şimdi dedim. Sallamayacaksın dedi. Vallahi bak sallamayacaksın. Gerçekten bazen ufacık şeyleri çok da bizler de çok büyütebiliyoruz yani. Şeye benziyor. Çok biraz, sorun haline getirebiliyoruz. Yani hocam daha iyi bilir de hani böyle algıda seçicilik var. Aynen. Mesela bir şey konuştuk diyelim. Kırmızı renkli araba konuştuk burada sürekli. Çıktınız dışarı. Aynen. Bütün kırmızı renkli arabaları görmeye başlıyorsunuz. Başınıza bir şey geldiği zaman sanki o algı bozuluyor ve genel düşünmek yerine özelde sürekli onu görüyorsunuz ve ona takılıyor. Aynen. İlerlemiyor yani. Aynen. Ve zamanda ilerleyemiyorsunuz. Mesela yarın olacak, öbür gün olacak, bir süreç var, bir gelecek var. O geleceğe karar veremiyorsunuz yani. Ya ben bana gelen majör depresyon ya da tek kutuplu depresyon ya da hafif depresyon tanısı almış kişilerde özellikle çalıştığı bulunduğu ortamları terk etmenin üzerinde. Kaçın. Kaçın. Evden kaçın. Yani sen uyumak için eve girin. Evet. Spor yapın, güneşin altında durun, sinemaya gidin, kalabalık yerlere gidin. Çünkü
ne kadar sosyalleşirse ne kadar sosyalleşirse ne kadar o izolasyondan belki çıkarsa belki de insanlar kadar... bu kadar işte psikiyatrilere, psikologlara bu kadar düşkün olmasının şeyde insanlar çok yalnızlaştı. Yalnızlığı tercih ettiler galiba. İşte tercih ediyor, tercih konfor ediyor. Alanı seçiyor kendine. Aynen. Orada huzurlu hissediyor, eve kapanıyor. Bir süre halbuki ama... aksine hareket edip arkadaşlarının yanına girip onlarda dönen konu neyse o mevzuları tartışıp konuşup onu dağıtması gerekiyor o noktada. Ya bir kelime vardı. En yakın tanıdık ünlü birini söyledi. En yakın 5 arkadaşınıza bakın. Ortalamasınız. Evet. En yakınızda 5 kişi kimse muhtemelen sizinle aynı duygu durumu yaşayan insanlardır. Evet. Hayatının bir noktası. O yani frekansta yaşıyorsunuz zaten. O frekansta yaşıyorsun sen zaten. Yani onlarla daha iyi anlaşıyorsun. Tabii. Yani aynı frekanslısın ki ortak noktan yoksa. Ama teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Bu yani müthiş bir farkındalık. Her şeyin evet. Başında aslında farkındalık da var. Evet. Ya yani bu böyle bir şey varsa evet. Çaresiz var bunun. Evet. Çaresiz bir hastalık. Evet. Şey olabiliyor arkadaşlar hani tedavi edilmediği sürece kronikleşip ömür boyu devam ediyor. Şimdi geçenler Sultan kimdi Sultan? Süleyman. Yok hayır. Sinan Canan'la çok çıkan bir adam var. Benim tarlacı, Sultan Tarlacı. Sultan Tarlacı. O diyor ki depresyonlu nöroloji profesörü. Doktor bu mu? Bu kadar diyor, bu kadar depresyonu böyle şey yapmayın diyor. Abart. İnsanı diyor uyandırma yeri diyor. Evet. Orası diyor. Çıkış arayacaksın. Aslında, ve kendinde evet, şöyle, bambaşka bir şeyler keşfedip çıkış yolları arayacaksın. Evet. Yani kendini keşfedebilirsin. O kadar kesinlikle. Çok dramize edilecek bir şey değil. Değil. Tabii. Ama kişi yaşamadan da bunun ne olduğunu bilmiyor. Yani en iyi ustalaşmak. Sultan Hoca çok çok kıymetli bir hocadır. Benim de doktoradan nörofelsefe hocamdı. Evet o anı çok kıymetli görmek lazım. Farkında olduğun zaman zaten çözüm üretiyorsun. Evet, çok böyle çözümsüz kaldığın durumlarda zaten bu durumun içerisine düşüyorsun. Evet. Hani üretkenliğinin yok denecek kadar az olduğu, hayat enerjinin diplerde olduğu, çökkün olduğun, bitkin olduğun, hiçbir şey yapamadığın dönemdesin. Sana bahsettim, ben o dönemlerde bu tarafa sarıldım. Yani çıkış evet. Noktası çıkarttı evet. Bana, anladın mı? Herkes, bu bana hayra döndü. Eyvallah, herkes böyle düşünemiyor. Ama ben o zamanlar Allah'ın bir an önce öleyim falandım yani. Herkes öyle düşünemiyor, çıkmak istemiyor, kırmak istemiyor. Çünkü o tarz... Hikayesi o. Bu seviyor. Kimi sandalye seviyor ciddi. Yok seviyor değil. O gerçekten değil. Depresyonda gerçekten öyle bir şey yok. Yok. Ama kimi insan hikayesi o yani. Anladın mı? Oralarda debelenip durmak. Kişilik özelliği, yetiştiriliş tarzı. Mazoşistlik falan... Acıdan zevk alabilir ama o öyle bir depresyona girer acıdan ki... Acıdan zevk almıyor, acıdan küçülüyor. Evet, küçülüyor aslında. Küçülüyor yani evet. İnsan olarak da küçülüyor. Yok oluyor yani. Evet. Yani küçücük bir alanda kendi hayatını devam ettirebiliyor depresyonda ona. Ha, o zaman çöpe evler, kırık evler, işte evler... Onlar istifçilik, onlar başka bir şey. Şey var yani... Hepsinin dalları. yani... Siz mesela burada sizde bir içgörü gelişmiş mesela. Yani içgörüsel olarak. Hayır yani kendinizin zaman, farkında var. O zamanlar değil. Şimdi bu olayın içi çıkınca ve başka bir yola girince sonradan fark ediyorsun. O zaman fark etmiyorsun. Çıkış arıyorsun. Yok işte. Sadece yani. O, ya, çıktıktan sonra bir iç onun sonucu onun çıkması. Tabii o bana hayırmış. Yani insanı yani kendi kendinizi tanıyorsunuz aslında. Tabii hayır da oldu bana. Hayra döndü. Yani evet. Bir de zaten şöyle... Hayra dönmesinin altında yatan sebep de ne? Baktığınız zaman az önce inançtan bahsettik evet. Ya. Orada sizin o inancı o zamana kadar besleyen bir kısımlar vardı ki o bir şekilde açığa çıktı ve sizi kurtardı. Baktık hiçbir şey olmuyor. Evet. Şey ya bir de şöyle de bir şey var. Sorunun merkezinde kendini görmek de insan depresyonu. Hayır belki de seni o duruma maruz bırakanlar aslında seni bir bu halde... Bir söz var ya zaten psikiyatriler dermiş. Hasta. İşte yani hasta gerçekten hasta ruhlu yani. Bir adam veya bir kadınla tanışırsın. Seni böyle bir şeye sürüklemek zorunda bırakır. Ya hasta ruhlu biriyle işte. Tanışmayı tercih edip onunla hayatı devam ettirme düşüncesi o da bozuk. Ne kadar normal. Değil mi? Bu da benim tercih. Şimdi güzelliği yani. Tabii. Kontrol yani, altındasınız. Şu yani. Benim için risk, yarın öbür gün benim için risk doğuracağını bildiğim bir durumla karşılaşacağım. Flörtlere de bakın. Ya
şiddet uyguluyor sana yani, sözlü olarak şiddet uyguluyor. Senin özgürlüğünü kısıtlıyor, manipüle ediyor seni sürekli i̇şte ve o... sen bununla geleceği düşünüyorsun. Olmayacak zaten, en başından belli. Bu insanı sen değiştiremeyeceksin. Sanki temelinde şey var yani, o veya bu veya adı her neyse veya iş veya kariyer neyse, o olmazsa ben biterim. Yok. Teması varsa yani. Bence bizde çok şey var. Şey bir örnek verdim. Canlısı konuşmaya ihtiyacı duyuyorum. Biz ilk, çok kısa bir şey söyleyeceğim. İlişkinin içerisinde biz kendimizi çok olumlu konumlandırıyoruz. Karşımızdaki çok olumsuz olsa da onun Allah'ı olmaya çalışıyoruz. Ya biz Allah'ız. Biz düzeltebiliriz. Evet. Onu yap. Ya ben bunun için fedakarlık yapabilirim. Yaparım. Evet. Yapamıyorsun abi. Yapamıyorsun. Ancak kendin için. Evet. Efendim bitti, teşekkür ederiz. Haftaya bilmiyorum.